Merhaba sevgili izleyenler, Bandırma Gazeteciler Cemiyeti'nin Cemiyet Günleri kapsamında konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Bandırma'nın önemli hekimlerinden bir tanesi. Ağız ve diş sağlığı konusunda keyifli bir söyleşi yapacağız. Konuğumuz Sayın Diş Hekimi İlker Kozan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli belediye mensupları, önce aranızda bulunmaktan büyük bir keyif ve onur duyuyorum. Beni buraya davet etmeniz zaten benim için başlı başına bir onur. Biz de çok teşekkür ediyoruz, sağ olun vakit ayırdığınız için. Biz kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. 1946 yılında İstanbul'da doğdum. İlk ve orta tahsilimi Paşabahçe ve Beykoz İlkokulu ve Ortaokullarında yaptım. Daha sonra Kabataş Lisesi'ne girdim. Kabataş Lisesi'ni bitirdim. Ardından üniversite imtihanlarına girdim. O yıllarda, 63'te bitirdim Kabataş Lisesi'ni. O yıllarda her fakülte ayrı ayrı sınav yaparak öğrenci alıyordu. Ben de muhtelif fakültelerin sınavlarına girdim. Fen Fakültesi'nin zooloji bölümünü kazanmışım. Çok ilginç bir bölüm. Girdim, kaydımı yaptırdım. Bir sene devam ettim. İkinci sınıfa geçtim ama o sırada annem sordu bana. Annem de ebedir. Allah rahmet eylesin. Dedi ki oğlum sen hiç zoolog gördün mü Türkiye'de dedi. Düşündüm, hiç duymadım. Sen dedi istersen tekrar sınavlara gir, şansını bir daha dene dedi. Ondan sonraki yıl tekrar sınavlara girdiğimde merkezi sistem ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilmişti. Ben de merkezi sistem sınava girdim. Fen Fakültesi'nin zooloji bölümünde okuduğum dersler de ağırlıklı olarak fizik, kimya, botanik dersleriydi, zooloji dersleriydi. Yani bir nevi biyoloji okudum. Üniversiteye girişteki bu ikinci sınavda da bana çok faydası oldu. Çok yüksek bir puanla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Tıp Fakültesine kaydımı yaptırdım ama sonra düşündüm ki Tıp Fakültesi 10 yıl, 6 yıl fakülte, 4 yılda minimum ihtisas yapacaksınız, 10 yıl. Bunun mecburi hizmeti var, bilmem nesi var, kendine gelmek zor olacak. Fakülteden fakülteye geçiş imkanları vardı. O imkanı kullanarak aynı yıl kaydımı yaptırdığım halde o kaydı Diş Hekimliği Fakültesine aldım. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine. Yani 64 yılında girdim, 69 yılında mezun oldum. 70 yılında yedek subaylık için Bandırma 6. Anajet Üssü'ne tayin oldum. 1,5 yıl burada yedek subaylık yaptım. O arada bir muayenehane açtım. Boş zamanlarımı değerlendireyim, mesleki gelişimimi arttırayım diye. Bana çok faydası oldu. Daha sonra buradan ayrılan bir sınıf arkadaşım, hanımefendi, diş hekiminin muayenehanesini devraldım. İşte o gün bugündür, 70 yılından bu yana aşağı yukarı 47 yıldır Bandırma'dayım. Serbest diş hekimliği yapıyorum. Kamuda hiç görev almadım. Dediğim gibi biraz önce konuşurken geldiğimde en geç diş hekimiydim. Şimdi en kıdemli demekle iltifat ediyorsunuz, en yaşlı diş hekimi. Kaç yaşında gelmiştiniz? 24 yaşında geldim. Yani yedek subay olarak, yedek askerlik subay. Hizmetinde de kaldınız. Evet, kaldım. Bandırma'yı sevdim. Belli ki Bandırma da beni sevdi. Aksi takdirde kalmanın imkanı yoktur tabii. İşte yaşantım bu. Evliyim. Yine 40 yıllık, 47 yıllık evliyim. Eşimle evlenerek geldik Bandırma'ya. Bir oğlum var, 45 yaşında. O İstanbul'da kendi hayatını sürdürüyor. Ben de serbest muayenehaneciliğe devam ediyorum. Peki Bandırma diş sağlığı açısından, diş ve ağız sağlığı açısından ne durumda? Dikkat ediyorum Bandırma'da ağız sağlığına, diş sağlığına. Tabii objektif bir cevap vermek zor. Çünkü Bandırma'yı kiminle karşılaştıracaksınız? İstanbul'daki vatandaşlarla karşılaştırırsanız onların arasında bile bir bu konuya ilgi seviyesi kurmak zor. Kaldı ki bütün Türkiye'de bu ilgi seviyesini tespit etmek çok zor. Ama kabaca Bandırmalı'nın ağız sağlığına dikkat ettiğini ve çok önem verdiğini söyleyebilirim. Bandırma'dan belki bu konuda daha ileri iller olabilir ama Bandırma ilçeler içerisinde benim bildiğim kadarıyla
bu konuda çok dikkatli, çok hassas. Bize gelen hastaların isteklerinden, onların bu konudaki bilgilerinden bu ilginin derecesini aşağı yukarı anlıyorum. Kaç diş hekimimiz var Bandırma'da? Şimdi Bandırma'da 55 tane diş hekimimiz var. Bu 55 diş hekiminin 22 tanesi serbest muayenehane. 2 tane polikliniğimiz var. Serbest muayenehanede çalışan 27 diş hekimimiz var. Bunlardan 4 tanesi uzman. 2 polikliniğimiz var. Bunların 7 tane hekimi var. İkisi uzman. Bir de biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ağız Diş Sağlığı Merkezi var. Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde de 21 tane diş hekimi var. Bunların da ikisi uzman. Yani toplam Bandırma'da 55 diş hekimi görev yapıyor. O da temsilcilik olarak var değil mi Balıkesir'e bağlısınız? Tabii Balıkesir Diş Hekimleri Odası'na bağlı olarak bir Bandırma Diş Hekimliği temsilcisi, o da temsilcimiz var. Kim görev yürütüyor? Gökhan Gülşen arkadaşımız yürütüyor. 2 yılda bir oda seçimleri yapılır. Her 2 yılda bir de temsilci arkadaş yeniden seçilir. Peki İlker Bey, aileler ne yapsın çocuklarının diş sağlığı ve ağız sağlığı açısından sorun yaşamamaları için? Şimdi tabii birinci öncelik genetik yapı. Genetik yapıyı bir tarafa bırakırsak, onun dışında ailelerin yapabileceği belirli şeyler var. Küçük yaştan itibaren diş fırçalamayı öğretmek, bu çok önemli. Bu ailelerle birlikte çocukların ilk eğitimini aldıkları anaokullarında, ilkokullarda ve ortaokullarda da özel sağlık konuları içerisinde devam ettirilmeli diye düşünüyorum. Bir dönem florlama yapılırdı, dişin dayanıklılığını arttırmak için adeta tabirle çürüklere. Ama sonradan o florlama kesildi sanıyorum. Flor hakkında da zaman zaman dünya diş hekimliği literatüründe olumlu ve olumsuz yayınlar yapılıyor. O nedenle biz tavsiye ederdik eskiden ama şimdi pek de fazla tavsiye edemiyoruz. Çünkü olumsuz yanlarının da olduğu ortaya çıkıyor. Esas olarak gelişmiş ülkelerde çok yıllar önce sudaki flor miktarı ppm olarak belirleniyordu ve o suların içilmesi sağlanarak çocukların, gelişmekte olan çocukların diş yapılarının daha sağlıklı olması sağlanıyordu. Ama şu anda bu sanmıyorum ülkemizde uygulansın, özellikle Bandırma'da uygulandığını sanmıyorum. Önemli olan fırçalamak. Fırçalamanın süresi ve fırçalama tekniği çok önemli. Fırçalamayı dişleri temizlemek için yapacağını bilmeli çocuk. Yani bir görev yapmak yerine belirli bir teknikle fırçalayarak dişler arasında kalan ve dişlerin yüzeyinde kalan gıda artıklarını ve oluşmuş bakteri plaklarını ortadan kaldırmak lazım. Tabii okullarda bu eğitimin verilmesi çok önemli. Keza ailede de bu eğitimin verilmesi çok çok önemli. Şekerli gıdalardan, isim vermeyeceğim gazlı ve şekerli içeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durmaları lazım. Dişleri çürütenlerin başında karbonhidratlar gelir. Karbonhidratlar ağız içerisinde bir zaman sonra aside dönüşür. Karbonhidrat nerede var hepimiz biliyoruz. Başta ekmek üzere, ekmek olmak üzere un ve hamur türevlerinde maalesef karbonhidratlar çok. Mümkün olduğu kadar karbonhidratlardan uzak, şekerden uzak. Tabii yaşlılar için tuz da ekleniyor buna ama çocuklar için onu söylemiyorum. Sebze ağırlıklı, şimdi yeni diyet uzmanları veya bu konuda ilgili doktorlarımız televizyonlarda her zaman nasıl beslendiğimizi anlatmaya çalışıyorlar. Bu şekilde sebze ve protein ağırlıklı beslenme önemlidir. Peki diş hekimliğinin en büyük sorunları neler? Nerede sıkıntı yaşıyorsunuz? Örneğin diş tedavisinde kullanılan malzemeler herhalde pahalı değil mi İlker Bey? Evet, evet. Şimdi sorunlar çeşitli. Zaten Türk Diş Hekimleri Birliği de bu sorunları çözmek için kuruldu 1985 yılında. Daha önceden biz Türk Diş Hekimleri olarak Türk Tabipler Birliği'ne bağlıydık. Ama 1985 yılında 3224 sayılı yasa ile Türk Diş Hekimleri Birliği kuruldu. Ve biz o birlikte
O sıralarda 100 diş hekimi oluşmadığı için Bandırma'da, çünkü her 100 diş hekimine bir oda tahsis ediliyordu. Balıkesir Çanakkale Diş Hekimleri Odası olarak başladık. Daha sonra Balıkesir Diş Hekimleri Odası olarak ayrıldık. Demek ki Balıkesir ve İnterland'ında 100 diş hekimi sayısına ulaşıldığı için. Onun kuruluşunda Allah uzun ömür versin, sevgili ağabeyim Burhanettin Kurtdemir'le görev aldık Balıkesir temsilcisi olarak. İki dönem, yani 4 yıl birlikte Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği yaptık. İyi bir çalışmaydı, hala devam ediyor ama tabii şu var, bir sivil toplum örgütüdür bir ölçüde. Sağlık Bakanlığı ile ve iktidarla çok iyi ilişkiler içerisinde olmak gerekir. O ilişkilerin şu anda ne seviyede olduğunu bilmiyorum ama yetkilerinin büyük bir bölümünün maalesef kullanılamadığını görüyorum. Örneğin ahenkli ve etik bir çalışmayı gerektirmek için bölgelerde bir ortak taban fiyatı belirlenirdi. Yani fiyatlar dejenere olmasın diye. Ama daha sonra Sağlık Bakanlığı bu taban fiyatı belirlemesini, yani bizim asgari ücret dediğimiz belirlemeyi onaylamaktan vazgeçti. Böylece asgari ücret sahipsiz kaldı. Türk Diş Hekimleri Birliği kendi başına bir asgari ücret tespit edemiyor. Onun için her diş hekimi farklı fiyatlardan çalışıyor. Bu bizim için bir handikap. Malzeme teminine gelince %99'u diyebilirim malzemelerimizin yurt dışından ithal ediliyor. Tabii dövizle ithal ediliyor. Döviz arttıkça malzemelerin maliyeti artıyor. O maliyeti bir ekonomik yapı olarak muayenehanenize veya kliniğinize yansıtmak isterseniz fiyatınızı arttırmanız gerekiyor. Ama fiyatınızı arttırırsanız halkın ödeme gücünün üzerine çıkıyorsunuz. Dolayısıyla bir şekilde talep azalıyor. Gelen hastalarımızın sayısında azalma oluyor. İmkanları yok. Bunu karşılayamıyorlar ekonomik olarak. Bu en büyük handikapımız. Eskiden teknisyenlerle ilgili sorunlarımız vardı. Diş teknisyenleriyle ilgili. O da bir yasaya bağlandı. Güzel laboratuvarlar açtılar. Hepsi şimdi yüksekokul mezunu oldu, üniversiteden, liseden sonra 2 yıl bir eğitim alıyorlar. O konudaki sıkıntılarımız gitti. Teknoloji çok çok ilerledi. O teknoloji laboratuvarımız çok yakından takip ediyor. Odalarımız zaman zaman kongreler, konferanslar, seminerler düzenliyor. Meslektaşlarımız oralara giderek gelişmelerden haberdar oluyorlar. Bunun dışında böyle pek de aman bu sorundur diyecek sorunumuz yok. Keşke halkımızın ödeme gücü kişi başına düşen milli gelir çok çok artsa da halkımız bu konuda çok daha rahat diş hekimine gidebilsin. Bir kere diş ağız sağlığı bir yana bırakıyorum. Böyle onlara eklerseniz ayrıca eklemek istediğim şeyler varsa. Bir kere Bozan nasıl dinleniyor? Rotary'de yıllardan beri bulunduğunuzu ben biliyorum. Evet. Sosyal yaşantınız nasıldır? Nelerden hoşlanıyorsunuz? Ne gibi zevkleriniz var? Bahsettiğiniz gibi 1983 yılından bu yana Rotary Kulüpteyim. Kulübün kurucusuyum. Topluma hizmetin bir şekli olarak kendi mesleğimle özdeşleştirdim. Biz diş hekimleri topluma hizmet ediyoruz. Tabii ki hizmetin bir bedeli olacaktır yaşamımızı sürdürmek için. Ama temel amaç, etik amaç hizmettir diş hekimliğinde. Rotary Kulübü'nün de yapısı bu şekilde olduğu için bana çok yakın geldi. O nedenle 34 yıldır kulüpte görev aldım. Arkadaşlarımızla elimizden geldiği kadar toplumun eksik yönlerinde tamamlayıcı olarak çalışmaya gayret ediyoruz. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Bunun dışında ben okumaya çok meraklıyım. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir süre tabii meslek hayatı nedeniyle ara verdim tahsile. Ama daha sonra 2000 kaç yılında girmişim onu bir hatırlayayım. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi'nde sağlık kurumları işletmeciliği ön lisans yaptım. 2 yıllık bir diploma oradan aldım. 2012 yılında 4 yıllık yine
Anadolu Üniversitesi'nin 4 yıllık sosyoloji bölümünü bölümüne girdim. 2016'da da onu bitirdim. Bakın 4 yıllık diş hekimliğini 5 senede bitirmişim ama diğer girdiğim 2 yıllık okulda 2 senede, 4 yıllığı da 4 senede bitirmişim. Demek ki gençken bu kadar çalışkan değilmişim. Boş zamanlarımda özellikle yazın yüzmeyi çok seviyorum. Tatlısı'da bir yazlık yerimiz var. Mümkün olduğu kadar her gün ortalama 800 metre, 1 kilometre yüzmeyi ilke edindim. Yürüyüşü çok seviyorum. Çok yıllar önce avcılık yaptım ama daha sonra avcılık benim avcılar alınmasın, benim vicdanıma biraz ters geldi bir canın hayatını almak hiç sebebi olmadan, ihtiyacım olmadığı halde o nedenle avcılığı bıraktım. Daha çok hayatım evimle işim arasında geçiyor. Evet. Ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi yani az bir iş sağlığına döneceğiz. Diş macunu seçimi ve diş fırçası seçimi ile ilgili bazen böyle reklamlarda da görüyoruz. İşte diş hekimlerinin önerdiği marka bu tüketiciyi belki biraz yanıltıyor. Bununla ilgili bir yasa var mı bilmiyorum ama izleyicilerimize bir mesaj olsun. Bu neler etkendir? Diş fırçası seçimi konusunda standart var mıdır? Dişin yapısına göre mi siz tavsiye edersiniz yoksa? Tabii diş fırçalamada çeşitli fırça tipleri var. Ağız yapısına göre bu fırça tipleri değişiyor. Örneğin bir ortodontik tedavi olan genç insanda o ortodontik braket dediğimiz ağza yerleştirilmiş düzeltme apareylerinin aralarını fırçalayacak çok özel fırçalar var. Onları kullanmak zorunda. Ama klasik olarak diş fırçalarının ağza girecek olan baş kısmının çok büyük olmamasını öneriyoruz. Çünkü ağzın her tarafına gidebilmeli. Fırçaların kıllarının alev yani flam şeklinde sonlanmasını ve gruplar halinde olmasını öneriyoruz. Yine dişler arasına rahat girebilmesi için. Bunun yanı sıra interdental fırça dediğimiz dişlerin arasına girebilen ve arada kalan gıda artıklarını çıkarabilen fırçalar var. Diş ipleri çok önemli. Özellikle gece yatmadan dişlerimizi fırçalarken veya fırçaladıktan sonra veya fırçalamadan önce televizyon seyrederken, kitap okurken diş ipiyle dişlerin arasına kalan gıda artıklarını çıkartmak çok önemli. Çünkü onlar gece boyunca mayalanıyor, asit ortaya çıkıyor ve diş çürümeleri, tükürük salgısı da gece az olduğu için diş çürümeleri genellikle bu şekilde başlıyor. Macunlar konusuna gelince hiçbirisi hakkında olumsuz söyleyemeyeceğim. Bir arkadaşımız, daha doğrusu bir hocamız derdi ki fırçayı çamura batırın, dişlerinizi fırçalayın, o bile yeter. Bu bir espriydi tabii. Önemli olan fırçanın mekanik temizliğidir ama diş macunlarının içine konan temizleyici, ağartıcı bazı maddeler var. Abartıya kaçmamak şartıyla. O nedenle bence bütün diş macunları birbirinden farksız. Bazı macunların diş hassasiyetini giderdikleri söyleniyor. Onun dışında macun olarak herhangi birisini kullanın demiyorum, diyemem. Ama bazı macun firmaları diş hekimlerinin tavsiyesidir, önerisidir diyorlar ama öyle bir öneride bulunamam. İlker Bey, isterseniz sohbeti, sizin çok hoş sohbet olduğunuzu biliyorum, şakacı espriyi sevdiğinizi. Aklınıza bir fıkra geliyor mu bir izleyicilerimize nark edebileceğiniz? Bir fıkra gelmiyor, böyle bir hazırlığım yok. Ama şöyle bir anekdot gibi geçenlerde internette gördüm. Evliler alınmasın, ben oldukça eski bir evliyim. Evli beyefendiye soruyorlar, tatile gitmek isterseniz, kiminle gitmek istersiniz? A, eşinizle. Hemen adam atılıyor B. Göz açma, çok hoş. Bir anımı anlatayım, çok ilginç gelirdi bana. Çok yıllar önce bir karı koca hastam geldiler. Hanımefendinin dişi çekilecek, dişinin anestezisini yapmaya kalktım. Beyefendi de karşıya geçti, koltuğun karşısına bakıyor. Dedim ki evladım, genç de insanlar. Belki dedim iğnenin batışı işte kanama manama seni irite eder. İstersen oradan bakma, geç şöyle yanına otur.
yok doktor bey dedi, ben askerliğimi sıhhiye olarak yaptım dedi, zaten hep kanın içindeydim dedi. Etkilenmem öyle şeylerden dedi. Peki seyret o zaman dedim. Hanımefendinin iğnesini yaptık, bekleme odasına geçtiler. Anestezinin oluşmasını beklerken içeriden bir gürültü geldi. Bir başka bekleyen hasta hızla gelerek dedi ki bayıldı. Ben de iğneden dolayı hanımefendi bayıldı zannettim. Çünkü o yıllarda kullandığımız uyuşturucu mahlullerin içerisinde adrenalin yoğundu ve o adrenalin bazen damarları büzüyordu. O damar büzülmesinden dolayı geçici olarak hastalar baygınlık geçiriyorlardı. Kimisi korkudan da oluyordu tabii, stresten de. Ben de hanımefendi bayıldı zannettim. Dedim ki koltukları yan yana getirin, üzerine yatırın. Ayaklarını kaldırın, altına bir yastık koyun, başına kan gitsin hanımın dedim. Gelen içeri dedi ki yok yok dedi, kocası bayıldı dedi. Peki hastalarınızın tabii en çok korkulan doktorlardan birisiniz. Estağfurullah. Bunu nasıl aşıyorsunuz? Şimdi tabii hastanın ne istediğini anlamak çok önemli. Hastanın kişiliğini, kimliğini tanıyabilmek çok önemli. Örneğin okuduğum sosyoloji bölümü, tabii psikoloji de okuduk onun içerisinde. Beni bu açıdan çok da geliştirdi. Korktuğu zaten anlaşılıyor hastamızın geldiğinde. O korkusunu yatıştırmak için yapılacak olan işlemin ona ağrı vermeyeceğine onu ikna etmemiz lazım. Muhakkak bir anestezi yapılacak. O anesteziden sonra hiçbir ağrı duymuyorlar. Hakikaten duymuyor hastalarımız. Tek o anestezinin yapılması sırasında iğnenin batma acısı belki onları irite ediyor. Ondan önce de bir hafif uyuşturucu sprey sıkıyoruz o bölgeye. Dolayısıyla iğneyi de çok fazla duymuyorlar. Bunları eğer onlara anlatabiliyorsanız, onlar rahatlıkla, hele hele size güveniyorlarsa, bu çok önemli. Hele size güveniyorlarsa bir sıkıntı çekmiyoruz. Ha, muhakkak hastayı ilk seansta motive etmek mümkün olmayabilir. O gün oturursunuz, konuşursunuz, sadece dişlerine bakar, problemlerini tespit edersiniz. Kendinizi hazır hissettiğiniz bir başka gün gelin dersiniz. Bu baskıyı onun üzerinden kaldırırsınız. Hocam artık adrenalinli iğne kullanılmıyor değil mi? Yine içinde damar büzücüler var kullandığımız iğnelerin. Çünkü verilen uyuşturucu mahlulün kan yoluyla oradan çabuk uzaklaştırılması anestezi süresini çok kısaltıyor. O nedenle yine kullandığımız enjektörleri, ampullerin içerisinde o bölgedeki damarları büzücü maddeler var. Ama bunlar zararlı etki yapmayan maddeler. Onun için çok rahat kullanıyoruz. O tür eskiden rastladığımız bayılmalar, senkop diyoruz biz onlara. Bunların hiçbirisi olmuyor artık. Hocam, bir de Avrupa'da birçok ülkede ağız ve diş sağlığı yasal bir zorunluluk. Şimdi Türkiye'de bu yönde bir çalışma var mı biliyor musunuz? Ya da ülkenin geneline baktığımızda, şimdi Bandırma genelde ağız sağlığına önem veriyor dediğiniz ama ülke genelinde bunun tam uyulduğunu ya da ağız diş sağlığına önem verildiğini söylemek zor. Zor. Size bir devlet politikası, yani yasal bir zorunluluk haline gelmeli mi sizce? Tabii. Şimdi benim bildiğim, benim yakınlarım, yani Baldız'ın ve Bajanağım İngiltere'de yaşıyorlar. Onlardan dinliyorum. Zaman zaman onları ziyarette de gittikleri diş hekimlerine ziyaret yapıyorum. Onlarla görüşüyorum. Orada her 6 ayda bir siz İngiliz vatandaşı olarak diş hekimine gitmek zorundasınız. Hiçbir probleminiz olmasa bile gideceksiniz. Çünkü diş hekimliği esas itibariyle üçe ayrılır. Bir, koruyucu diş hekimliği. İki, engelleyici diş hekimliği. Üç, restore edici diş hekimliği. Şimdi siz koruyucu diş hekimliğini eğer baştan uygularsanız, ki bu en ucuz yöntemdir. Yani dişin çürümesine mani olursanız, o zaman ekonomik olarak büyük bir rahatlığa kavuşursunuz. Bu devlet için de çok önemli. Hadi diş çürüdü diyelim, onun dolgusunu yaparak o dişi ağızda tutarsanız az bir masrafla yine kurtarırsınız kendinizi. Ama o diş de çekildi, bakılmadı. Bu sefer yerine protez yapılmak gerekiyor eksiği tamamlamak için. İşte bu pahalı. O zaman çok daha fazla masrafa girersiniz. Demek ki koruyucu diş hekimliğine öncelik verilmesi lazım. Ha, Türkiye'mizde bunu yapmak mümkün mü? Mümkün. Nasıl mümkün? Demin de söyledim.
Türkiye'mizde bugün 28 bin hatta 35 bine çıktı galiba diş hekimimiz var. Bunların büyük bir bölümü serbest muayenelerde çalışıyorlar. Ama devletimiz, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı maalesef özel muayenelerden sağlık hizmeti satın almıyor. Bize gelecek olan, yani serbest muayeneye gelecek olan hastalar kendi ceplerinden bu bedeli karşılamak zorunda. Ama İngiltere'de bildiğim kadarıyla, Almanya'da da öyle, bütün serbest muayeneler devlete bağlıdır. Oradan hizmet alır devlet. Dolayısıyla hem istatistikler çok iyi tutulur, hem vergi denetimi çok iyi yapılır, hem de bir kısmını SGK dediğimiz sağlık kurumları karşıladığı için insanlar, hastalar 6 ayda bir rahatlıkla diş hekimine giderler. Yani benim bu konudaki son cümlem, bu özellikle son açtığımız konudaki son cümlem, bizim de en büyük problemimizdir. Önder Bey biraz önce sordu. Özel muayenehanelerden devletin hizmet alması lazım. Yani bizden hizmet almadan sadece devlet hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezleriyle 80 küsur milyon insanın ağız sağlığına hükmetmek kolay değil. Hocam altın diş devri kapandı değil mi eskiden? Kapandı. Altın diş yapılıyordu, çok da önemliydi. Evet, ama o ben de bir tane var. Onu örnek olarak yaptım kendime. Altın ağızda kullanılacak en mükemmel materyaldir. Bugün porselen en mükemmel materyal olarak kullanılıyor. Hatta zirkonyumlar çıktı. Ama bence altın en mükemmel materyaldir. Çünkü hani ölüsü de para, dirisi de para dersiniz ya, işin maddi yönünü düşünürseniz altını yaptırırken bir para ödersiniz diş hekiminize. Ama o altın kron sökülmek gerektiğinde sökülür, size teslim edilir, siz onu kuyumcuya götürür satarsınız yine. Doku dostu bir madde olduğu için, çok uzun süre hizmet verdiği için eskiden yapılırdı. Ama estetik ön plana çıktığı için altın maalesef pek kullanılıyor. Siz doğal yaşamı da seviyorsunuz. Orada köyde bir çiftlik yaşantınız da olmuş herhalde hocam. Evet. Ondan da size bahseder misiniz? Tabii. Doğal yaşamı sevdiğim için özellikle yeşili çok seviyorum. Çok yıllar önce orada bir arazi satın aldım, 17 dönümlük, ve oraya bir cevizlik yaptım. 200 ağaç ceviz, 200 ağaç vişnesi olan 400 ağaçlık bir bahçe yaptım. Amacım sadece para kazanmak değildi, bir hobiydi. Cevizcilik o sıralarda, biliyorsunuz, Bandırma'mızın sahil Yenice köyü ceviz fidanı yetiştirmeli Türkiye'de bir numara. Yakın olması da bu konuda bana destek oldu. Orada bir ceviz bahçesi yaptım. O ceviz bahçesine 16 yıl hizmet ettim. Hakikaten keyifli bir hizmet. Ağaçların hepsinin isimleri vardı. Onlara o isimlerle hitap ediyordum. Ama artık zor gelmeye başladı. Bir de bu işi yapacak arkadaşlara önerilerim çok kısa olacak. Çok iyi seçimler yapmaları lazım. Toprak açısından, fidan açısından, atmosferik yapı açısından, mevki açısından, bunların hepsini çok iyi yaparlarsa ve büyük işletmeler kurarlarsa bu işten gelir elde ederler. Ama benimki gibi 200 tane ceviz ve 17 dönüm yerden büyük bir gelir elde etmek mümkün değil. Dediğim gibi toprak seçimi, fidan seçimi çok önemli. Biz o konuda çok da başarılı değildik, itiraf edeyim. Ama 16 yıl keyifle onu sürdürdüm. Daha sonra benden daha meraklı bir kişiye devrettim. Peki. Hocam çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Vakit ayırdınız, geldiniz cemiyetimize. Çok da güzel, keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sizler gibi değerli medya mensuplarının çok güçlüsünüz. Medya o kadar güçlü ki toplumların yaşantısına yön veriyor. Hatta ülkelerin yapısına yön veriyor. Sizler gibi değerli insanların arasında olmaktan çok memnunum. İyi ki çağırdınız. İyi ki bu sohbeti yaptık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.